hanımlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Hoş geldiniz hoş bu bulduk. Arada. Garda, hoş bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Hoş nereden bulduk. Geldiniz? Sefaköy'den. Küçükçekmece. İstanbul'da. Evet, İstanbul'da. Hı-hı. Anlatın kendinizi. Kaç çocuğunuz var? Torun, torba var mı? Var. 4 tane torunum var. 3 tane çok çocuğum güzel. Var. 36 yıllık evliyim. Maşallah. Maşallah. Allah evet. Bağışlasın. Aa, torunlar 4 tane. Torunlar 4 tane. Ay maşallah. Onlar da kız, erkek. 2 tane kız var, 2 tane erkek var. Çift çift. Çift. Ama evet, ne mutlu aynen. Kızım var. Evet. Bak bizim buradakilerin hiç senin var pardon. Onda üzülürüm. İki tane kız onda var. Onda iki tane var. Bizim yok değil mi? Evet. Biz garibanız kızlarda. Gelinler olsun, öyle gelinler kızımız. Yani, evet, çok şükür. Tabii, çok şükür. Ben torunlarıma bakıyordum mesela. Oğlumun, büyük oğlumun çocuklarına. Hanımı çalışıyordu. Seve seve baktım yani 6-7 yıldır bakıyordum. Maşallah. Siz çalışıyor öyle baktık. Yok çalışmıyorum. Ha, torunlara hanım. Bakıyordum evet. Hep öyle ev baktık, hanımıyım. Çalışıyorlardı, evet, baktık. Aynurcuğum, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, İyi teşekkür misin? Ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim, 24 yaşındayım. Evet. Stil danışmanıyım. Oo. Styling yapıyorum. Styling yapıyorsun. Evet. Ünlülerin falan mı yoksa hani normal? Hayır şu an normal. İleride kendi markamı çıkaracağım. Hedefim bu yönde. Evet. Onun dışında 2 yıllık evliyim. 2 yıllık evlisin. Aynen. Çocuğum yok. Mağazam var galiba değil mi? Aynen. Meslektaş sayılırız. Hala çalışıyor musun? Kaç evet çalışıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Daha yeni. Bu pandemi yeni. Döneminde aynen. Üzerinde çok durduğum bir işti bu. Hep istiyordum, hep hayalimdi. Şey bu arada Yağnur da ben de tekstilciyiz bayan giyim üzerine ben. Bir dönem bay bayan yaptım. Sen stil danışmanıyım dedin ama senden bir tık üst yani bebeğim. Bir saniye işte benden bir tık üst olabilmesi için giyiminin uygun olması gerekiyordu. Nasıl stil danışmanısın Aynur? Yalnız erkek stil danışmanıyım erkek dedi. Mi? Ben erkek mi? Keşke biraz bayanlar konusunda da şey yapsaydın ya merak salsaydın. Giyimimde kuşamımda ne var şu an giyimimi laf ben sallıyor gibi hissediyorum. Ben hani stil danışmanıyım deyince böyle wow bir şey bekledim. Biraz böyle şey sönük geldin bana. Belki erkekler konusunda hani giydirmek konusunda yok başarılısındır ya. Canım. Bence gayet kadar... cıvıl cıvıl. Bence de ben beğendim ya kıyafetini ne tarzını. Ne bekliyordun evet. Pardon da. Stil danışmanından daha wow şeyler tamam, bekliyordum. Nasıl bir şey bekliyordun? İşte daha sahne böyle güzel daha bekliyordun hoş. Acaba? Esra Allah belki sahne kostümü bekliyordum Esra. Ben de onu soruyorum. Ne bekliyorsun acaba? Kız tamam, allı pullu mu giymem gerekiyordu? Evet, anlamadım daha ben. Güzel olurdu. Daha iyi yok daha canım, olurdu. Allı pullu giyince de gösteriş meraklısı oluyorsun burada. Ben buyum, bu şekilde. Yok hani şey çok genelde iddialı geldin. Genelde de tarzımla konuşulurum zaten. Tutturdular kaynanalar geleni kıskanıyor. Evet. Hiçbir adımız hiç. Çıktı diyorum sana anlıyorsun mu? Kayınvalide gelini niye kıskansın hayır, ya? Hayır hayır. Eleştirir. Öyle bir şey olabilir mi? Kayınvalide gelini eleştirebilir. Şuna kıskanmaz değiller. Kıskanmayı kim? Gelinler söylüyor değil mi? Evet. Gelinler. Ama gerçi... Ama neden işlerine gelmiyor da ondan aynen. Söylüyorlar. Gerçi kıskanan kayınvalideler de var. Gelinlerle arkadaş aynen. Gibiyiz ya. Ama gelinlere ne söylesen... Ama sor bak bakayım arkadaş mı? Soramam, soramam. Niye sorayım? Ters anlıyorlar ki. Sıkıldım, gene sıkıldım. Gene beni bunalttınız ha. Bu konulara girmeyelim lütfen ya. Ama senin bunalmaların da hiç bitmiyor ya. Allah'ım yarabbim. Gene bugün ya. Ne çıkartıyorsun? Ben iş yapmadan güzel bulamam. Oynuyor. Hayır vallahi evine git de evinde yap işini evet, artık. Evet git evinde yap o zaman. Aa beni de bunaltıyor burada. Aynurcuğum, canım benim. Şimdi biz ileriki günlerde eğer burada kalırsan senin üstünün başını daha da yorumlarız. O önemli değil de ben biraz daha senden fikir almak istiyorum. Yani seni tanımak istiyorum. Tabii. 2 yıllık evliyim dedin. Eşinle bir flört döneminiz falan oldu mu? Tabii ki de oldu. Ne kadar sürdü? Ne kadar nişanlı kaldınız? Nasıl tanıştınız? Yani şöyle bahsetsene söyleyeyim. Biraz seni tanıyalım. Nasıl oldu? İstemen nasıldı? Kayınvalidenle yani oturdun mu? Mesela burada kayınvalideyle oturanlar falan vardı. Ay bence oturmaz Aynur. Bence de oturdu. Ben öyle bir elektrik ama. Aldım. Olur mu canım? El ele tutuşup geldiler. Bana ben bir fırsat oturmaz. Verirseniz kendimden bahsedeceğim. Önce bir bana da bir fırsat verin. Ben de bir konuşayım. 8 ay bir flört dönemimiz oldu. Daha doğrusu evlenme teklifiyle birlikte 1 yıl bir flört dönemimiz oldu. 1 yılın sonunda... Nişanlandık. Söz isteme nişan hepsi bir arada oldu. 6 ay nişanlı kaldık.
6 ay sonunda düğünümüz oldu. Ne yapıyorsun şimdi sen? Damadım baklava istedi. Ben damadım, baklava yapacağım. Baklava. Kusura bakma ama damadım tamam baklava istedi yapabilirsin. E, bayram geçmiş şimdi mi aklına geldi baklava yapmak? Bayramda yapamadım olsun baklava her an yenebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam yenilir de bayramda yapsaydı ya. Bana yardım eder misin bana? Bir de neden damadın? Oğlun gelinin yok mu? Evet ya. Var da Bilge hepiniz ağzı tatlanacak. Hadi hiç canım, sıkıntı etmeyin. O zaman damadım demeyeceğim. Yapsın. Evlatlarıma diyeceksin. Damadıma yapacağım ama. Evlatlarıma diyeceksin. Damadı biz de tadına bakacağız yapsın. Yani evlendiniz. Çok şükür mutlusunuz. Allah bozmasın. Amin. Peki kayınvalidenle oturduğun bir süre oldu mu? Yoksa hani direkt kendi evine mi taşındın? Kayınvalidemle oturmadım. Direkt kendi evime taşındım. Evet. Eşyalarını nasıl seçtiniz? Çok merak ediyorum. Evinin ben videosu falan var mı? Böyle el ele falan gelince hani dedim acaba kayınvalidesinle bu kadar anlaşan bir gelin nasıl seçti? Evini nasıl düzdü? Asla ne benim tarafımı ne kayınvalidem tarafımı hiçbir şekilde eşya alışverişinde dahil etmedim onları. Hep senin zevkin yani. O zaman böyle cıvıl cıvıl eşimle birlikte ikimizin zevki. Görüntüleri var mı? Tabii. Görüntülerimiz var. İzlemek istiyorum varsa. Tabii izleyebiliriz. Ben çok merak ettim. Kızlar, kısa bir ev turu çekeceğim. Burası benim salonum. Siyah ve gold tercih ettik eşimle birlikte. Çok renkten yana değilim. Sadelikten yanayım. Genelde bütün odalarımda siyah ve antrasit mevcut. Burası mutfağım. Bütün güzel yemeklerimi burada yapıyorum. Bazen eşimle birlikte, bazen yalnız. Elimin lezzetini bilen bilir. Burası evimin koridoru. Hemen yemek odası kısmı var bir de. Ayırdım ama tekrar birleştirmeyi düşünüyorum. Burası da giyinme odası. Küçük bir alan. Böyle değerlendirmek istedim. Bir de üst kısmı var. Burayı RD olarak kullanıyorum. İleride çocuk odası olarak kullanacağım. Burası ebeveyn banyo tuvalet. Şöyle bir küçük bir mutfak gibi bir alanı var. Çamaşır makinesini koydum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Bir de yatak odası var. Bu köşeyi de eşimle birlikte yaptık. Çok beğendiğim bir alan. Önce ben bir yorum yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz ben başlayayım mı? Yani... Üzerindeki kıyafete baktım, yaşın hani daha gençsin, cıvıl cıvıl bir ev beklerdim ama karalar bağlamışsın evde bayağı ya. Bayağı siyah evin, bayağı koyu renkler evet tercih ya, griler, kahve, karalar,